Popular Science Türkiye stüdyolarında hazırlanan bilim programı Paradoks'a hoş geldiniz. Güneş sisteminin en eski gizemlerinden biri çözüldü. Astronomlar buzdevinin nasıl olup da güneş sistemindeki en garip gezegen haline geldiğini anlamaya başlıyor. Hadi birlikte bakalım. Güneş sistemindeki 8 büyük gezegenin her birinin kendine özgü gizemli bir yönü var. Ancak özellikle 7. gezegen Uranüs çok garip. Bir buz devi olan Uranüs yana yatık şekilde dönüyor. Güney ve kuzey kutupları ekvatorda yer alıyor. Manyetik alanı merkezden kayık. Bir buz devinin soğuk olmasını zaten bekleriz. Ama Uranüs bilim insanlarının düşündüğünden daha da soğuk. Araştırmacılar kısa süre önce gezegenin nasıl bu hale geldiğini çözmeye başladı. Tıpkı Satürn ve Neptün gibi Uranüs'ün de halkaları var. Ancak gezegen 98 derece yatık olduğu için halkaları Satürn gibi ortasında değil ve dikey bir yörüngeye sahip. Bir örnek vermek gerekirse Dünya'nın eğikliği 23 derece, Jüpiter'inki ise sadece 3 derece. Uranüs aynı zamanda birçok uyduya sahip. Bunlardan 5'i çok büyük ve keşfettiğimiz 22 küçük uydusu daha bulunuyor. Onlar da yörüngede aynı şekilde dönüyor. Uyduları ve halkaları bir yana koyarsak, Uranüs'ün yatıklığı gezegendeki koşulları da dramatik bir şekilde etkiliyor. Gezegen Güneş çevresinde dönerken günlerin uzunluğu çok fazla değişiyor. Uranüs'ün her kutbu Güneş'e bakarak yaklaşık 42 dünya yılı geçiriyor. 42 yıl sonra değişiyorlar ve sıra diğer kutba geliyor. Gezegenin kutuplarından biri doğrudan Güneş'e bakarken sadece gezegenin ekvatorunun yakınındaki küçük bir bölgede gece gündüz döngüsü yaşanıyor. Bu kutup güneş ışığıyla yıkanırken diğeri tamamen karanlıkta kalıyor. Uranüs güneş çevresinde dönerken kendisi de yavaşça dönüyor ve nihayet diğer kutup güneşe bakmaya başlıyor. Tam ortada gezegen ekinoks dönemini yaşarken ekvator güneşe bakıyor ve gece gündüz döngüsü dünyadakine benzer bir hal alıyor. Uranüs uzaktan bakıldığında oldukça düz ve herhangi bir özelliği olmayan bir gezegen gibi görünüyor. Voyager 2 uzay aracı 1986 Ocak ayında Uranüs atmosferine 81.500 km yaklaştığında yumuşak ve turkuaz renkli bir bölge gözlemledi. Ancak bu sakin dış görünüşün altında çok garip şeyler oluyor. Gezegenin atmosferi büyük oranda hidrojen, helyum, metan ve eser miktarda diğer hidrokarbonlardan oluşuyor. Gezegene mavi yeşil rengini veren şey ise metan gazı. Zira bu gaz ışığın kırmızı dalga boyunu emiyor. Sakin görünüyor olsa da Hubble Uzay Teleskobu Uranüs'ün aktif bir iklim sistemi olduğunu, güçlü rüzgarlara, parlak bulutlara ve hatta kuzey ışıklarına bile ev sahipliği yaptığını tespit etti. Voyager 2 bize Uranüs'ten binlerce görüntü ve büyük miktarda da bilimsel veri gönderdi. Bu verilere göre Uranüs kendi çevresinde bir turunu 17 saat 14 dakikada tamamlıyor. Ayrıca Voyager 2 bize gezegenin halkalarının olağanüstü detaylı bir şekilde gösterdi ve daha önceden bilinmeyen iki halkanın da keşfedilmesini sağladı. Tüm bunlara ek olarak gezegenin çevresinde daha önce keşfedemediğimiz 11 uydunun daha bulunduğunu öğrendik. Bu uyduların en büyük 5'inde yani Miranda, Ariel, Umbriel, Oberon ve Titania'da jeolojik aktivitenin kanıtlarını gördük. Voyager 2'nin Uranüs hakkında keşfettiği en ilginç şey garip manyetik alanıydı. Bu alan gezegenle aynı yatıklıkta değildi ve 59 derece eğimli duruyordu. Üstelik merkezinin gezegenin merkezi olmadığı ortaya çıktı. Bunun anlamı her yarım küredeki manyetik alanın gücünün farklı olması. Dünya ile karşılaştırırsak burada manyetik alan kutuplarda yüksek, ekvatorda ise zayıf. Bu noktadan hareketle Uranüs'teki durumun ne kadar tuhaf olduğunu anlayabiliriz. Henüz açıklanmamış bir başka gizemse gezegenin neden bu kadar soğuk olduğu. Uranüs'te kaydedilen en düşük sıcaklık -224,2 derece. Güneş sistemindeki diğer gezegenlerin çekirdeklerinden yaydıkları ısı, Güneş'ten aldıkları ısıdan daha fazla. Ancak Uranüs neredeyse hiç ısı yaymıyor. Bu iki gizemin açıklaması, Uranüs'ün yana yapmasına neden olan fenomende gizli olabilir. Gezegenler yeni oluşmaya başlayan yıldızların çevresindeki enkazdan doğuyor. Uranüs oluşma sürecindeyken büyük ihtimalle merkeze Güneş sistemindeki diğer gezegenler kadar yakın bir bölgede dönüyordu. Yeni yıldız sistemleri çok vahşi ve yoğun çarpışmaların yaşandığı yerler. Günümüzde gezegen olarak adlandırdığımız nesnelere ek olarak ortada dolaşan yüzlerce ön gezegen de oluşmuş olmalı. Güneş çevresindeki ilk enkaz kuşağı güneş rüzgarlarıyla dışarı itilerek veya oluşan gezegenler tarafından yutularak ortadan kaybolduktan sonra bu ön gezegenler iyice kararsız hale geldiler.
ve sonunda büyük gezegenlerle çarpışmaya başladılar. Şu anda Uranüs'ün neden bu hale geldiğini açıklamaya en yakın teori, bir ön gezegenle çarpışmış olması. Bilim insanları büyük çarpışmaların sadece Uranüs'ün yatıklığını değil, aynı zamanda Dünya'nın, Ay'ın ve Satürn'ün halkalarının da oluşumunu açıklayabildiğini düşünüyor. Buradaki asıl problem, bu çarpışmaları daha önce hiç görmemiş olmamız ve elimizde bizi Güneş sisteminin erken dönemine götürecek bir zaman makinesinin bulunmaması. Bunun yerine araştırmacılar süper bilgisayarlar kullanarak bu çarpışmaları modellemeye ve o dönemde Uranüs'e ne olmuş olabileceğini görmeye çalışıyorlar. Geçtiğimiz yıl Amerikan Jeofizik Birliği'nin yıllık konferansında gösterilen en son simülasyonlar, böyle bir olayın gerçekleşebilmesi için Uranüs'e Dünya'nın iki katı büyüklüğünde bir şeyin çarpmış olması gerektiğini ortaya koyuyor. Bu nesne Uranüs'ü o kadar yüksek bir hızla ve öyle bir açıyla çarptı ki gezegeni yana yatırdı. Ancak çarpma gezegenin bugün hala gözlemlediğimiz atmosferini yok edecek kadar büyük değildi. Simülasyonlardan elde edilen bir başka bilgi ise bize neden Uranüs'ün her zaman bu kadar soğuk olduğunu anlatıyor. Gezegene çarpan ön gezegenden kalan enkaz, Uranüs'ün buz katmanının çevresine ince bir kaplama gibi yayıldı ve içerideki ısıyı yalıtarak dışarı çıkmasını engelledi. Bu tür bir termal sınır katmanının varlığını öne süren bir makale yayınlayan Nettleman, 2016'da bu katmanın gezegenin derinliklerinden gelen ısının yukarı çıkmasını engellediğini yazmıştı. Ancak henüz Uranüs'e farklı boyutta bir şeyin çarpmış olma olasılığını elemek için çok erken. Örneğin çarpan şey koşullara bağlı olarak daha küçük bir nesne de olabilir. Eğer Dünya boyutunda bir ön gezegen Uranüs'e çarpmadan önce gezegen zaten yana yatıksa, bu çarpma sonucunda daha da fazla yana yatıp günümüzdeki halini de almış olabilir. Bunun tam aksine nesnenin kütlesi daha da büyük olabilir. Uranüs'e çarpan nesnenin kalıntıları halen gezegenin içinde gömülü durumda olabilir. Araştırmacılar simülasyonlarda çarpan nesnenin gezegenin içinde kaya parçaları bırakabileceğini gördüler. Belki de buz devinin manyetik alanının garip bir şekilde yatık ve merkezden uzak olmasının nedeni budur. Uydular da çarpan nesne hakkında ipuçları içeriyor olabilir. Uranüs'ün büyük uydularının gezegenin ekvatorunun çevresinde bir yörüngede dönüyor olması, onların ya çarpmadan sonra uzaya fırlayan enkazın birleşmesiyle oluştuğunu ya da eğer çarpma sırasında zaten oluşma sürecindeyseler, gezegen stabilize olurken bugünkü konumlarına çekildiklerini gösteriyor. Son yıllarda kaydedilen ilerlemelere rağmen Uranüs hakkında hala açıklayamadığımız çok şey var. Isıyı içeride tutan termal katmanın detaylarını tespit edemediğimizden gezegenin çekirdeğinin ne kadar sıcak veya soğuk olduğunu bilmiyoruz. Uranüs ve Neptün'ün benzer manyetik alanlara sahip olduğunu da biliyoruz. Ancak ısı akımının neden bu kadar farklı olduğunu açıklayamıyoruz. Uranüs'ün buzlu kardeşi Neptün de hala büyük bir gizem yumağı. Uranüs gibi onu da sadece bir kere 1989'da Voyager 2 uzay aracıyla ziyaret ettik. Uranüs ve Neptün'e olan ilginin son dönemde artmasının nedeni ise astronomların Güneş sisteminin dışında bulduğu öte gezegenlerin çoğunun en azından boyut olarak bu buz devlerine benziyor olması. 2014'te Kepler tek seferde 715 yeni dünya keşfettiğini açıkladı. Bulunan öte gezegenlerin yaklaşık yarısı Neptün'le benzer boyutlardaydı. Kapı komşumuz olan dev gezegenler hakkında daha fazla bilgi almak uzaklardaki gezegenlerin detaylarını öğrenmemizi de kolaylaştıracak. Paradoks'un bu haftalık sonuna geldik. Bir sonraki bölümden ve daha birçok içerikten haberdar olmak için videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve zil işaretine tıklamayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.